birisi 5-6 kişiyi öldürüyor. Sonra güvenlik güçleri geliyor ve ona diyorlar ki elindeki silahı ver ve seni affedelim. Ha. Yani onun öldürdüğü insanlarla ilgili herhangi bir sorgulama söz konusu değil. O insanların hayatları, o insanların yaşam haklarıyla ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Bu öldürdüğün insanlarla ilgili Rusya'nın baskısı yüzünden sana herhangi bir şey söylemiyoruz. Sen bu elindeki kimyasalları ver ama ver, istersen bıçakla kesebilirsin. Ver ama bu her iki saatte bir çocuğun ölmesi, işte bombalar, füzeler, uçaklar, evet, evet, bunlar bir şey ifade etmiyor. Şimdi bakın olayı baştan bir hatırlayalım. Buyurun. Şimdi algı yönetimi bu çağda yeni bir silah biçimine dönüştü. Yani insanların algıları üzerinden gerçekliğin manipüle edilmesi adeta yeni bir operasyon biçimine dönüştü. Şimdi Suriye ile ilgili algımız hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Bakın Mısır'la ilgili algımız da değişmeye başladı. Şimdi bizler adeta bu iletişim aygıtlarının önünde, iletişim aygıtlarının bize söylediği, bize dikte ettiği şeyler üzerinden düşünmeye başladık. Şimdi Mısır'da ne olmuştu? Mısır'da bir halkın iradesi çalınmıştı. Mısır'da bir halkın sandıkla kendi iradesini seçme hakkını emanet ettiği yöneticisi alındı ve kimin iradesiyle geldiği belli olmayan yeni bir yönetim geldi. Ve insanlar dediler ki bir dakika, biz sandığa gitmiştik, irademizle bir yönetici seçmiştik. Siz bizim irademizle seçtiğimiz yöneticiyi aldınız. Kimin iradesiyle ne yaptığınız belli değil. Kimin iradesiyle geldiği belli olmayan ve bir meşruiyeti de olmayan ve bugüne kadar bütün demokrasi kuramlarında, demokrasi tarihinde, kitaplarda bize öğrettiğiniz her şeyin aksine bir yönetim getirdiniz. Tam biz bunları konuşurken bir anda karşımıza Suriye'de kimyasal kullanıldı durumuyla karşı karşıya kaldık. Ve Suriye'de kimyasal kullanıldı mı, kullanılmadı mı, kim kullandı? Bütün bunlar konuşulurken Suriye'de kimyasalın rejim tarafından kullanıldığı, hem ABD tarafından, hem Birleşmiş Milletler tarafından, hem Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kabul edildi. Ama hiç kimse ölen insanları konuşmadı. Hani dünya şunu söylemişti, uluslararası hukukta hiçbir iktidarın, hiçbir yönetimin, hiçbir rejimin kendi insanını öldürme hakkı yoktu. Ve şimdi burada öldürülen bu insanlarla ilgili uluslararası toplumun kırmızı çizgileri vardı. Dediniz ki eğer siz kitle imha silahları kullanırsanız, konvansiyonel silahlar kullanırsanız, füze kullanırsanız bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz dediniz. Bunlar kullanıldı. Eğer uçakla bir bombalama olursa bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. O da yapıldı. O da yapıldı. En son dediniz ki kimyasal silah kullanılması bizim kırmızı çizgimizdir dediniz. O da. O da oldu. Ve insanlar ölmeye devam ediyor. Ama beyler müzakerelere devam ediyorlar. Neyin müzakeresi yapılıyor? Burada şimdi bakın reel politik dediğimiz şey eğer insanlığın onurunu, haysiyetini, vicdanını yok etmekse, reel politik dediğimiz şey insanlığın bugüne kadar yücelttiği bütün değerleri ayaklar altına almaksa, kahrolsun reel politik. Biz reel politiğin yanında değiliz. Biz yeni bir kavramın yanındayız. Biz insana ait olan, insanın onuruna, insanın haysiyetine, insanı insan yapan değerlerin yanında olan bir politikanın yanındayız. Biz reel politiğe karşı değer politiğin yanındayız. Bize diyorlar ki siz yalnız kaldınız. Evet. Hayır, biz yalnız değiliz. Eğer bizim yalnızlığımızı bölgedeki diktatörlerin, bölgedeki yönetimlerin bizden uzaklaşması olarak görüyorlarsa, onlar bizden uzaklaşmadılar. Biz diktatörlerden uzaklaştık. Çünkü biz bölgede halkların yanındayız. Suriye sokağında, Mısır sokaklarında, Tunus'ta, Libya'da biz varız. Ve o insanların yanındayız. O insanların kalplerindeyiz. Ve biz şunu biliyoruz. 1916'da kurulan bu düzen 1948'de güncellendi. 1978'de Camp David'le yeniden düzenlendi. Bugün düzeni tekrardan güncellemeye çalışanların bu bölgede halklara rağmen bu düzeni devam ettiremeyeceklerini biliyoruz. Çünkü biz şunu da biliyoruz. Halklara rağmen bölgede o halkların iradesini
hiçe sayan, yok sayan ve onları görmezden gelen hiçbir anlayış tarihte ayakta kalamamıştır. Peki insanlar, bunlar insanları öldürüyorlar. Evet. Ne olacak? Bizim bir sorumluluğumuz var. Biz uluslararası alanda, yani dış politikada biz meşru bir zeminde duruyoruz. Türkiye çok doğru bir yerde duruyor. Biz insanlığa ait, insanlığın temel ilkelerine ve değerlerine ait, hakkaniyete ve adalete ait doğru bir zeminde duruyoruz. Meşru bir zeminde duruyoruz. Ama bugün uluslararası sistem meşru zeminde durmuyor. Neden meşru zeminde durmuyor? Eğer uluslararası sistem meşru zeminde dursaydı Mısır'daki darbeye darbe derdi. Eğer uluslararası sistem meşru zeminde dursaydı Suriye'deki katliamlara dur derdi. Dur derdi. Bugün eğer uluslararası toplum Suriye'ye gösterdiği, daha doğrusu göstermediği, Mısır'a göstermediği, Tunus'a, Libya'ya göstermediği ilginin bin katını Türkiye'de olan lokal olaylara gösteriyor ve bütün ilgisini ve enerjisini oraya yöneltiyorsa, burada başka bir şey aramak lazım. Bu süreci doğru okumak lazım. Burada güzel olan şu ki milletimiz de bunun farkında. Ne olup bittiğinin farkında. Bölgede oynanan oyunun farkında. Yani biz bölgeye baktığımız zaman bir, küresel ölçekte bakıyoruz. İki, bölgesel ölçekte bakıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte başlayan Soğuk Savaş ne zaman bitti? Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Soğuk Savaş dönemi bitti. Peki Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte Soğuk Savaş döneminin sona ermesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya nasıl yansıdı? Bir yumuşama politikası olarak yansıdı. Bu yumuşama politikasının sonucu olarak bölgede halkların diktatörlere karşı bir mücadele başlatacağı zaten biliniyordu. Bunlar yeni şeyler değil. Yani dünya iki kutuplu olmaktan çıkıp tek kutuplu hale geldiğinde aslında çok kutuplu hale geldiğini hepimiz biliyorduk. Yani özgürleşme başlayacaktı. Ve bu özgürleşmenin başlamasıyla birlikte şimdi bakın Ebu Azizi'nin Tunus'ta kendisini yakmasıyla başlayan yangının Suriye'ye ulaşacağını biliyorduk. Ve biz bu konuda Esed'i defalarca uyardık. Ve Esed bu konuda reform yapacağım, ben dönüşmek istiyorum. Bunları kendisi söyledi bize ve biz de bu konuda kendisine yardımcı olmak istediğimizi ifade ettik. Ve Suriye'de olaylar başladığında 15 Mart 2011'de Gazap günü ile başlayan o süreci, o kronolojiye baktığınızda biz ısrarla uzun bir süre öncelikle Esed'le olan hukukumuz, uluslararası ilişkilerimiz üzerinden kişisel ölçekte uluslararası ilişkilerle, Suriye ile kurduğumuz ilişkiyle krizi çözmeye çalıştık. Peki orada Esed'e sen devam et, sana kimse bir şey yapamaz diyen bir mekanizma mı devreye? Ama bakın şimdi burada bize diyorlar ki ama İran faktörü ve Rusya faktörünü göz önünde bulundurmadınız. Hayır, mı? Bakın benim önümde kronoloji var. Bizim Rusya ile yaptığımız görüşmeler, İran'la yaptığımız görüşmeler, burada ortaya çıkacak yangının nelere mal olacağını. Çünkü biz şunu söyledik, dedik ki Suriye Mısır'da olduğu gibi, Tunus'ta olduğu gibi, Libya'da olduğu gibi olmaz. Mısır, Tunus, Libya kendi içine patladı. Ama dedik Suriye kendi dışına patlar. Ve bölgeyi patlatır. Neden? Çünkü özellikle Suriye ve Irak yaklaşık özellikle Suriye 70 yıl Sovyetlerin etkisinde devam etti. Dolayısıyla Rusya'nın Suriye ile kurduğu ilişkinin ve bu bağların ne kadar güçlü olduğunu biz biliyorduk ve Suriye'nin sadece Suriye olmadığını biliyorduk. Peki o zaman Rusya'nın olması, Rusya böyle olacaktı zaten diyorsunuz bir anlamda. Hı hı. Amerika mı durması gerektiği gibi duramadı veya? Şimdi tabii Amerika'nın son dönemde aldığı pozisyonu da doğru okumak gerekir. Yani Amerika'nın bölgeden çekilirken Irak'ta aldığı pozisyon ve Irak'ı çekilirken bir kaos bırakmamak adına Irak'ı kimlere bıraktığı, bunlar bilinen şeyler. Yani Amerika'nın bölge politikalarında ortaya çıkan değişiklik,
Ama bütün bunları, asıl ben başka bir noktaya geleceğim. Bütün bunları okurken Türkiye'de siyaset yaptığını söyleyenler şöyle okuyorlar bütün bunları. Bizim Suriye'de ne işimiz var? Bizim Mısır'da ne işimiz var? Bizim Irak'ta ne işimiz var diye okuyorlar. Şimdi demin ifade ettiğim gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölge paylaşıldı. İkinci Dünya Savaşı aslında Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının ortaya çıkardığı bir savaştı. Ve ondan sonra da bölge zaten Soğuk Savaş'ın başlamasıyla birlikte bir donma sürecine girdi. Ve 92'den sonra bölgede buzlar çözülmeye başladığında halklar eski hafızalarını hatırlamaya başladılar. Ve önce nereye baktılar? Ankara'ya baktılar. Önce İstanbul'a baktılar. Tarihi arka plandan o ilişkilerin, o network'ün oluşturduğu doğal interland ortaya çıktı. Ve bu küresel çözülmeyle birlikte bölgede başlayan değişime Türkiye ya eski edilgen politikalarıyla sessiz kalacaktı. Bu büyük değişim sürecinde Türkiye'nin eski edilgen politikalarıyla sessiz kalması Türkiye'yi kurtaracak mıydı? Yani hiç etkilenmeyecek miydik sessiz kalırsak? Bakın, eğer Türkiye edilgen politikalarına devam etseydi Türkiye bölgedeki değişim Türkiye'de çok büyük kırılmalara yol açardı. Ama Türkiye 2002'den itibaren bölgede son derece etkin, proaktif, krizlere karşı inisiyatif alan, pozisyon alan bir dış politika takip etmeye başladı. Bunun ilki var. 1993'ü hatırlayalım. Turgut Özal Orta Asya gezisinden döndükten sonra bir demeç verdi. Dedi ki büyük heyecan duyuyorum. Orta Asya'da büyük fırsatlar görüyorum. Neden? 1992'de bölgedeki ilk büyük kırılma Sovyetler Birliği'nin dağılmasıydı. İkinci büyük kırılma da Arap Baharı, Arap Uyanışı dediğimiz süreç. Şimdi Türkiye Orta Asya'da ortaya çıkan Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan bu kırılmadan, masaya oturamadan, bu değişim ve krizden etkin bir politikayla pozisyon alamadan, tarihsel ilişkilerini aktif hale getiremeden kendi içine kırıldı. Çünkü 93'ten itibaren Türkiye'de darbeler sürecinde başladı. 93'ten itibaren 93'teki faili meçhulleri hatırlayalım. Adnan Kahveciler, Eşref Bitlisleri, Turgut Özal. Gizli bir darbe yaşandı. 1993'ten itibaren 2002'ye kadar Türkiye kendi içine kırıldı ve Türkiye kendi içine kırıldıktan sonra 2002'de Türkiye başını kaldırdığında Orta Asya'da yeni bir düzen kurulmuştu. Bölge yeni bir planlama içerisine girmişti. Şimdi 1916, 1948, 1978 ve bugün bölgede şimdi yeniden büyük bir kriz, kaos ve değişim süreci, bir düzen süreci aslında bu. Ve Türkiye bu sürecin içerisinde son derece aktif bir rol oynuyor. Türkiye Suriye ile ilgili aldığı inisiyatif, Mısır'la ilgili aldığı inisiyatif, Tunus'la, Libya ile ilgili aldığı inisiyatif ve yürüttüğü etkin, meşru zeminde değer temelli bir dış politika yürütüyor. Bundan rahatsız şimdi, olanların yaptığı bir takım senaryolarla karşı karşıya da kalıyoruz diyebilir miyiz? Şimdi yani olup biten de biraz da Türkiye'nin pozisyonunu... Bütün bunları okuyamayan ve adeta ortaokul çocuğu düzeyinde bir söylemle Müslüman kardeşlerin ne olduğunu, Suriye'deki karşılığının ne olduğunu, Nusra'nın ne olduğunu, El-Kaide'nin ne olduğunu, Şia'nın ne olduğunu, işte bölgedeki diğer inançların, kültürlerin, tarihsel arka planının ne olduğunu bilmeden günlük olaylar üzerinden bölgeyi okuyan ve bölge politikaları üreten bir ana muhalefet partisiyle karşı karşıyayız. Şimdi biz bölgede bölge halklarıyla ilişki kurarken ana muhalefet partisi bölgedeki diktatörlerle ilişki kuruyor ilginç bir şekilde. Ve daha da ilginç, bakın ben buradan size bir kronoloji vermek istiyorum. 24 Şubat 2012'de Suriye Halkının Dostları Grubu ilk toplantısını Tunus'ta düzenliyor. Türkiye aktif. 1 Nisan 2012'de Suriye Halkının Dostları Grubu'nun ikinci toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Ve 12 Aralık 2012'de 114 ülkenin katılımı ve 13 uluslararası arası kuruluşun katılımıyla Marakeş'te gerçekleştiriliyor. Ve burada Suriye Ulusal Koalisyonu Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanınıyor. 113 ülke tarafından. Yani buradan nereye varacağız? Suriye'ye varacağım. Ve sonra 18-19 Mart'ta Suriye Ulusal Koalisyonu İstanbul'da toplantı gerçekleştiriyor ve
Gassan Hito'yu geçici hükümet başkanı olarak seçiyor. Bütün bu olaylara, bütün bu olup bitenlere ana muhalefet partisinin genel başkanı şöyle bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki siz kim oluyorsunuz da diyor Suriye ile ilgili İstanbul'da toplantı yapıp bir başbakan seçiyorsunuz diyor. Yani Suriye Halkının Dostları grubundan 113 ülkeden 13 tane uluslararası kuruluştan yürütülen dış politikadan orada yapılan katliama uluslararası toplumun gösterdiği refleksten bütün bunların ne anlama geldiğinden haberi olmayan bir genel başkan siz kim oluyorsunuz da diyor Türkiye'ye toplantı yapıyorsunuz. Şimdi eğer etkin dış politika yürütüyorsanız, inisiyatif alıyorsanız ve oyun kuruyorsanız ve bir aktör konumuna gelecekseniz, edilgen değilseniz, proaktifseniz ki Türkiye'nin edilgen olmasını mı istiyorlar? Türkiye'nin edilgen olarak bütün bu bölgede yaşanan değişim, kriz, kaostan kurtulacağını mı zannediyorlar? Tam peki, tersine. Efendim müsaade eder misiniz? Şöyle bir şey de var. Şimdi bir gezi süreci yaşadı Türkiye. Şimdi bunun artçılları gibi görünen ama oldukça da şekil değiştiren, belki de Allah korusun bir mezhep savaşına doğru Türkiye'yi götürmeye çalışan çeşitli olaylarla, küçük küçük patlamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Suriye'de yaşananların bunda etkili olduğunu söyleyenler de var. Siz bu olup biten de Suriye yönetiminin bir etkisi olduğunu gerçekten düşünüyor musunuz? Nasıl bir senaryoyla karşı karşıya kalıyoruz? Üniversitelerin açılmasıyla beraber daha sıkıntılı günler yaşanabileceği söyleniyor. Artı PKK'nın da sözde ağızları, yönetici ağızları biz de bu eylemlerde bundan sonra yer alabiliriz gibi açıklamalar yapıyor. Bütün bunları nasıl okuyorsunuz? Şimdi az önce 93'ten bahsettik. 1993'te Türkiye kendi içine kırıldığında nasıl kırıldı? Türkiye'nin belli sosyal fay hatları vardır, kriz fayları vardır. Bunlar harekete geçirilir. Şimdi biz 2002'de iktidara geldiğimizde neden hemen Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi dedik? Neden Türkiye'nin iç bütünlüğü dedik? Şimdi geçmişte eski devlet aklı toplumsal dinamikleri birbiriyle çatıştırarak kendi iktidarını inşa ederdi. Yani sağ, kavgayı yönetiyor. Yani sağ sol, Alevi, Sünni, ondan Türk, sonra laik, antilaik, Türk, Kürt. Eski devlet aklı bu dinamikleri birbiriyle çatıştırır ve bunun üzerine kendi iktidarını inşa ederdi. 2002'den sonra biz dedik ki bu ülkenin bütün etnik unsurları, inanç unsurları bu ülkenin enerjisidir. Dolayısıyla biz bir birlik siyasetiyle geldik. Ya yani kavga değil barışı yönetelim dediniz. Biz bir birlik siyasetiyle gelmemizin sebebi şuydu. Eğer bölgesinde Türkiye söz sahibi olacaksa, etkin bir dış politika yürütecekse, İşte Türkiye'nin kendi içerisindeki sosyal fay hatlarını, risk noktalarını, iç barışını, bütünlüğünü sağlaması gerekiyordu. O yüzden hızlı bir şekilde biz terör sorununu nihayetlendirmek, diğer etnik kimliklerin, farklı inanç gruplarının sorunlarını bir çözüm sürecine evirmek için hızlı bir şekilde harekete geçtik. Yani Alevi Çalıştayları, Kürt sorununa dönük çalışmalar, demokratikleşme süreci, paketleri, evet. Toplumu hızlı bir şekilde zenginleştirmek ve özgürleştirmek için verilen mücadele, zenginleşen ve özgürleşen toplumun düzenini sağlamak için oluşturulan bir demokratik sisteme ihtiyacınız var. Yapılan yasal düzenlemeler, bütün bunların bir amacı vardı. Türkiye'nin içeride birliğini sağlamak. Şimdi şunu unutmamak gerekir. Demokrasi krizlerden beslenir. Eğer bir krizi demokrasi içerisinde kalarak çözerseniz demokrasiniz gelişir, toplumunuz gelişir. Şimdi bu krizlerin yaşanması, bu olayların yaşanması başka bir şey. Yaşanan bu olayların belli güçler tarafından manipüle edilmesi, sabote edilmesi ve bir sokak üzerinden iktidar arayışı içerisine girilmesi ve bir meşruiyet tartışması yapılması, bir antisiyaset güdülmesi. Bu da çok tehlikeli bir süreç çünkü. Ne demek istediniz? Antisiyasette şunu kastediyorum. Siyaset kurumu demokratik sistemin olmazsa olmazıdır. Neden? Çünkü siyaset kurumu üzerinden halk kendi iradesini yönetime yansıtır. Demokrasi dediğimiz şey halkın egemenlik hakkını temsilcileri aracılığıyla kullanmasıdır. Ve bu nereye yansır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, parlamentoya yansır. Ve parlamentoda bu egemenlik hakkını millet adına kullanır. Ve
milletin sorunlarının çözüm merceği neresidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısının altıdır. Antisiyaset? Antisiyaset. Siyaset kurumunun itibarını yok etmek, siyasetin zeminini yok etmek ve insanların siyaset kurumuna duyduğu inancı yok etmek. Siz Gezi eylemlerine böyle bir işlem, bir operasyon olarak mı görüyorsunuz? Şimdi Gezi sürecinin iki bölümü var. Bir, başlangıç itibariyle çevre duyarlılığı olan insanların tepkilerini orada doğru konumlamak gerekir. Ve daha sonra bu duyarlılık içerisinden belli grupların başka bir provokasyon ve hatta kendi ifadeleriyle bir sokak devrimi çıkarma çabaları. İki bölümde ele almak gerekir. Ama bunun öncesi var. Şimdi bir spor kulübü, bir futbol takımı bile 5 yıl üst üste şampiyon olmadığı zaman taraftarları stadyumda sandalyeleri söküyor. Yani insanın doğasına ait bir durum bu. Yani insanın tepkileriyle ilgili bir şey. Şimdi bir ana muhalefet partisi var ve iktidar olmak gibi bir derdi yok. Ve ana muhalefet partisi 2002'den sonra iktidarını kaybeden kesimlerin öfkesini, nefretini besleyen ve siyasetini de dönüp o öfke ve nefret üzerinden yürüten bir yol seçiyor. Yani şimdi hiçbir çözümün parçası olmuyor. Tam tersine her sorunun, her krizin parçası konumunda görüyor kendisini. En son örnek çözüm sürecinin başlangıcında hatırlarsanız biz belli girişimlerde bulunduk. Ve onun öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu yani ana muhalefet partisi genel başkanı ve ana muhalefet partisi dedi ki biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Biz elimizi taşın altına koyacağız. Analar ağlamasını istiyoruz. Dedik ki biz de bunları söylüyoruz yıllardan beri. Biz dediler bir akil insanlar komisyonu kurulması. Bir de toplumsal mutabakat komisyonu kurulmasını istiyoruz. Dört partinin burada mutabakat sağlayıp bu mutabakat komisyonuyla da akil insanlar heyetinin ortak çalışacağı bir sistem öneriyoruz. Biz dedik buyurun gelin görüşelim. AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Sezgin Tanrıkulu, Sayın Loğlu ve Akif Hamza Çebi geldiler. Siz var mıydınız toplantıda? O toplantıda ben de vardım. Sayın Beşir Atalay, Sayın Ömer Çelik, ben de toplantıda bulunuyordum. Sayın Başbakan buyurun dedi. Ben her türlü teklifi açayım. Dediler ki MHP ve BDP yanaşmıyor. Sayın Başbakan dedi ki MHP ve BDP yanaşmıyorsa gelin bu işi beraber yapalım. Çünkü dedi bizim iktidar partisinin ve ana muhalefet partisinin toplam temsil oranı %75. Bu da kahir ekseriyeti oluşturuyor. Dolayısıyla biz bu konuda sizinle her türlü çalışmaya hazırız dedi Sayın Başbakan. Ve hemen dedi burada bulunan arkadaşlarımızdan bir komisyon oluşturalım. Bu arkadaşlarımız bu sürecin nasıl işleyeceğine dair bir çalışma yapsınlar ve birlikte çalışalım. Tamam biz bunu bir düşünelim dediler gittiler ve bize dönüp bu konuda cevap verme gereği bile duymadılar. Yani siz sürece dahil etmek istiyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin sorunları sadece bir siyasi partinin, iktidar partisinin tek başına çözebileceği sorunlar değil. Türkiye'nin birçok kronik sorunu siyaset üstü sorunlar. İşte mesela anayasa. Yani bugün anayasayla ilgili anayasa uzlaşma komisyonunu kuruyorsunuz. Anayasa uzlaşma komisyonu kendi çalışma usul ve esaslarını belirliyor. Ama aradan 1,5-2 yıl geçmesine rağmen sonuç almıyor. Niye sonuç almıyor diye dönüp baktığınızda çok kritik bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa bir anayasa yapacak. 1876'dan beri bu millet ilk defa kendi anayasasını yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tecessüm eden millet iradesi ilk defa kendi anayasasını yapacak. Orada direnenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasa yapma iradesine direniyorlar. Yoksa AK Parti'ye bir anayasa yaptırmama da olabilir mi? Şimdi AK Parti'nin şahsında zaten şekillenen bir şey var. AK Parti ilk defa
bu kadar yüksek bir siyasi temsile sahip bütün illerden milletvekili çıkaran, Edirne'den Kars'a kadar, Antalya'dan Van'a kadar yüksek bir temsile ve teveccühe sahip bir siyasi parti zaten. Dolayısıyla burada eski alışkanlıkların, çünkü Mısır'daki olay bir şey gösterdi. Mübareğin serbest bırakılması bir şey gösterdi bize. Bazı değişimler tersine çevrilebilir. 10 yıldan beri Türkiye'de birileri tekrar bu 10 yıllık, 10 yıllık sessiz devrimi geriye çevirmek, kaleden gol çıkarmak yani. Geriye çevirmek ve dolayısıyla eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki irade bir anayasa yaparsa bu bir daha geriye dönmemek üzere sonuçlanır. Yani darbe anayasası ile devam etmek Türkiye'deki statükocuların son ümidi mi diyorsunuz? Kesinlikle. Efendim birazcık mevzuyu değiştirelim, müsaade eder misiniz? Çözüm süreci gerçekten partinizin ortaya koymuş olduğu tarihi adımlardan bir tanesi. Sayın Başbakan en başta söyledi, büyük risk alıyoruz ama gerekirse baldıran zehri içeriz, bu sürece devam ederiz dedi. Ve zaman içerisinde sizin de endişeye düştüğünüz zamanlar olduğunu da tahmin ediyorum. Gelinen nokta itibariyle çözüm sürecinden geriye dönüş olur mu? Hem siyasi iktidar partiniz açısından hem de örgüt açısından bundan vazgeçme söz konusu olabilir mi? Hayır. Şimdi az önce sözünü ettiğim gibi algı yönetimi açısından taşları doğru yerine koyarak ve insanların zihninde oluşturulmak istenen taktik manipülasyonlara da imkan vermeden doğru adımlarla gitmek lazım. Buyurun. Bir, ortada bir sorun vardı. Sorunlardan bir sorundur. Bugün çözüm süreci dediğimiz Türkiye'nin kronik sorunlarından bir sorundu. Ve Türkiye'de yıllarca vatandaş dendiğinde homojen bir şey anlaşıldı. Yani etnik kimliği olmayan, inancı olmayan bir vatandaş. O vatandaşın davranışları, ödevleri anayasa tarafından anayasal vatandaş tanımlanmış. Ve bunun etnik kimliğinin, tarihinin, kültürünün, inancının pek de fazla dikkate alınmadığı, evet, anayasada ödev ve sorumluluklarının tanımlandığı ve nasıl olması gerektiğinin, nasıl giyinmesi gerektiğinin, favorisinin nasıl olması gerektiğine varıncaya kadar tanımlanmış bir vatandaş. Biraz robotik bir vatandaş. Vatandaş tanımı vardı. Ve şimdi bunun doğurduğu da sonuçlar, sorunlar vardı. Bunun doğurduğu sorunlar vardı. Şimdi bu sorunlardan bir tanesi de bir kimliğin tanınmamasından kaynaklanan ve kendisini o kimliğe mensup görenler de bu sorunun çözümüne dair silahı ve şiddeti çözüm yöntemi olarak seçmiş ve devletin güvenlikçi paradigmasının sonucunda da kendi silahlı mücadelesini haklı göstermiş. Yani bölge halkı nezdinde haklı göstermiş bir yapı vardı. Ve biz geldiğimizde dedik ki bir dakika. Öncelikle devletin teröristle vatandaşı birbirinden ayırması gerekir. Bu sorun sadece güvenlikçi bir paradigmayla çözülemez. Bu sorunun sosyal boyutları vardır, ekonomik boyutları vardır, kültürel boyutları vardır. Terörle mücadele başka bir şeydir, teröristle mücadele başka bir şeydir. Ve biz hızlı bir şekilde bir paradigma değişimi oluşturduk. Ve bir gündemimiz vardı. Bakın 2002'de bizim parti programımıza bakarsanız, demokratikleşme ve kalkınma programımıza bakarsanız, bizim gündemimiz orada yazıyor. Ve biz o günden itibaren adım adım Türkiye'yi nasıl demokratikleştireceğimizi, nasıl özgürleştireceğimizi, bunu hangi yöntemlerle yapacağımızı deklare ettik. Ve bizim hiçbir zaman gündemimizin dışına çıkmadık. Manipülasyonlar yapıldı, taktik hamleler yapıldı. İşte efendim siz PKK ile pazarlık yapıyorsunuz dendi, siz teröristle masaya oturuyorsunuz dendi. Hayır, biz kendi gündemimizden, aman işte PKK ile pazarlık yapıyor derler, aman işte bu Türkiye'yi bölmektir diyorlar, hayır dedik. Yani bizim, ne derler ne demezler için asla yürümedik diyorsunuz. Biz gündemimizi belirledik. Bu sorunu nasıl çözeceğimiz konusunda, bu sorunun Türkiye'nin bu sorunu nasıl aşacağı konusunda ilk günden itibaren gündemimizi belirledik ve en sonunda 2009'da Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ni harekete geçirdikten sonra demokratik açılım ve onun peşinden de en son 2012'de bakın AK Parti 2023 siyasi vizyon belgesi.
burada biz bunu deklare etmişiz. Ne yapacak da ne yapacağımızı evet. deklare etmişiz. Yani bugün diyorlar ki demokratikleşme paketi nereden çıktı? Demokratikleşme paketi buradan çıktı. Şimdi yeni bir demokratikleşme paketine doğru gidiyoruz. Oraya geleceğim evet. işte. Şimdi öbür taraftan bu çözüm sürecinin başlangıcından itibaren akil insanların bütün Türkiye'yi dolaşması ve sonucunda bize getirdikleri raporlar nihayetinde biz ne bu çözüm için bir katkı sunmadığı gibi bu çözümü tıkamak ve bu çözüm üzerinden rant oluşturmak isteyen marjinal partilerin manipülasyonlarına aldandık. Yani MHP öyle manipülasyonlar yaptı ki MHP şunu söyleyebildi mesela. Bunlar dağdakileri emekli edecekler. Dağda kaldıkları süreyi de emekliliklerine sayacaklar. Bunu söyleyebildiler. Diğer taraftan PKK ve bugün onun uzantısı olduğunu kabul eden BDP hala taktik olarak bu çözüm süreciyle ilgili bunun üzerinden bir siyaset devşirme sürecine devam ediyorlar. Bütün bunlara rağmen CHP'nin bu süreçte demin ifade ettiğim sürece dahil olmak yerine sürekli süreci engellemelerine rağmen biz gündemimizden asla vazgeçmedik. Biz kendi gündemimizde kaldık. Kendi gündemimizle ilgili ortaya konulan manipülasyonları hiçbir şekilde dikkate almadık ve biz doğru bildiğimiz yoldan yürüdük ve bugün artık biz bu konuda bölge halkıyla bir ve beraberiz. Ya şimdi, mazeretlerin hepsini ortadan kaldıracak bir seyir izledik mi diyorsunuz? Kesinlikle. Bakın bugün artık bize kimse şunu söyleyemez. Bölgede eğer sorun varsa bu sorunların çözümü içinde siyaset kurumu var. Biz şunu söylüyoruz. Bir toplumda taleplerin olması sorun değildir. Yani bir toplum zaten talepleri sorun olarak görüyorsa o toplum demokratik toplum değildir. Evet. Toplumlar talepleri alır, bir demokratik sistem çerçevesinde yönetir. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Toplumların kimlik talebi de olabilir, farklı talepleri de olabilir. Önemli olan bu talepleri yönetecek bir demokratik sistem kurabilmektir. Biz bu demokratik sistemi kurmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye bir taraftan özgürleşiyor, bir taraftan zenginleşiyor ve bu özgürleşmenin ve zenginleşmenin toplumsal sonuçları var. Bu toplumsal sonuçların yönetilmesi için kurulan bir düzen ve demokratik sistem var. Bu değişim sürecinin sancılı olması son derece doğal. Çünkü her değişim yanı sıra belli krizleri de yanı beraberinde sıra getirir. Beraberinde getirir. İktidarın görevi de bu krizleri aşma. Yönetmek. Efendim müsaade eder misiniz? Şimdi Sayın Başbakan paketi yarın son toplantı herhalde. Yarın 13'te son toplantımızı yapacağız. Siz bu son paketin hazırlayan komisyon içerisinde de varsınız. Hı. Ama Sayın Başbakan açıklayacağı için muhtemelen siz bu konuya girmek istemeyeceksiniz. Ben size bir soru soracağım. Bu paket ve bütün toplam bu paketler bize ne diyor? Yani bir cümle kurarsanız ne diyecek yani? Türkiye'nin demokratikleşme yolculuğunun devam ettiğini, Türkiye'de demokratik sistem kurmak için AK Parti'nin verdiği mücadelenin devam ettiğini, çünkü ekonomiyi demokratik bir sistemden ve diğer parametrelerden ayrı düşünemezsiniz. O yüzden özgürlük ve zenginlik diyorum sürekli. Yani şimdi demokratikleşme varsa güçlü bir ekonominiz var demektir. Bütün bunların kendi içerisinde doğal mecrasında devam etmesi gerekiyor. Şimdi biz 2012'de kongremizde, 4. olağan kongremizde topluma bir siyasi vizyon belgesi deklare etmişiz. Orada verdiğimiz sözler var. Çünkü bu bir süreç ve bu süreci doğru bir şekilde yönetiyoruz. Ve bu sürecin sonucunda da biz şunu hedefliyoruz. Türkiye'nin en başta söylediğim birliğinin, beraberliğinin, iç bütünlüğünün ve barışının sağlandığı, Türkiye'nin kendi iç mutabakatını, toplumsal sözleşmesini yeniden yaptığı, Türkiye'deki bütün kesimlerin vatandaşlık temelinde, devletle kurduğu ilişkide temel insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı, Türkiye'nin sivil anayasasının insan haysiyet ve onurunu koruduğu bir vizyon. Vizyonla biz bu yolumuza devam paketin ediyoruz. Paketin hazırlanma sürecinde
Gerçi bununla ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı da mental bir şey soruyorum. Paketin hazırlanma sürecinde İmralı'nın veya Kandil'in bir takım kaygılarını göz önünde bulundurdunuz mu? Şimdi biz birilerinin kaygılarıyla hareket etmiyoruz. Biz toplumsal taleplerin, çünkü bizim bu süreçte en baştan da onu söyledik. Bizim muhatabımız milletin kendisidir. Biz toplumsal talepler doğrultusunda bu süreci yönetiyoruz. Mesela işte geçen gün ortaya bir şey attılar. Efendim Demokratik Yaşam Paketi işte Kandil'e gönderildi. İşte Kandil'den işte onay alındı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bir devlet böyle bir şey, yani bu muhalin de ötesinde tamamen süreci manipüle etmeye dönük, süreci itibarsızlaştırmaya dönük ve insanların bu demokratikleşme paketinin sonuçlarına dair algılarını önceden yönetmeye dönük ve yapılan bu icraatı da itibarsız ve anlamsız hale getirmeye dönük bir hamle sadece bu. Dediğim gibi bakın şu bizim asla vazgeçmediğimiz bir şey. AK Parti'nin bir gündemi vardır. AK Parti bu gündemden asla vazgeçmez. Biz yolumuzda yürürüz diyorsunuz. AK Parti kendi gündemini süreç bazında gerçekleştirirken sadece kendi gündemiyle ilgili toplumsal taleplere, toplumsal ihtiyaçlara, milletin tepkilerine dikkat eder. Ve biz kamuoyu araştırmalarıyla sürekli olarak mesela her ay mutat gündem araştırmaları yaparız. Hı hı. Ve her ay yaptığımız mutat gündem araştırmalarıyla kamuoyunun olaylar karşısında nabzını tutarız, algısını ölçeriz. Ve bizim için o bir pusula gibidir. Ve bugün eğer biz oylarımızı hala %50'lerde tutuyorsak ve bunu artırıyorsak, oyumuzu artırıyorsak, bu milletle kurduğumuz ilişkiden kaynaklanıyor. Onu muhatap alıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Akil adamların size vermiş olduğu rapor o etkili oldu mu paketin hazırlanma sürecinde? Kesinlikle. Yani paketin omurgasını bu mu oluşturdu? Akil adamlardan gelen rapor mu oluşturdu? O akil insanlar heyetinin bize sunduğu raporda bu paketin oluşumundaki etkenlerden bir tanesi. Asıl omurga sizin bu parti beyannamelerinizde ortaya koymuş olduğunuz vizyon mudur? Yani asıl omurga neyin üzerinden yürüyor? Şimdi şunu söyleyeyim. Biz yargı paketleriyle, demokratikleşme paketleriyle bir süreci yönetiyoruz. Aslında paket ifadesi de doğru değil. Çünkü süreç dinamik bir süreç. Ve süreci yönetirken çok dikkat etmeniz gereken farklı toplumsal kesimlerin hassasiyetleri var. Bunları dikkate almak durumundasınız. Ve bu ülkedeki farklı etnik kesimlerin, inanç gruplarının hassasiyetlerini dikkate almanız gerekiyor. Ve değişimi tedrici olarak yönetmeniz gerekiyor. Ve önceliği ve sonralığı hesaba katmanız gerekiyor. Sorun çözmek nedir? Karar vermek nedir? Bir soruna sahip çıkmak ve bir çözüm iradesi ortaya koymak nedir? Bunların hepsi çok önemli. Bakın, bütün bu süreçte en önemli şey nedir diye bana sorarsanız... Nedir efendim? En önemli şey nedir biliyor musunuz? En önemli şey bu sürecin arkasına konan güçlü siyasi iradedir. Çünkü ne yapılması gerektiğini bir uzmanlar heyetiyle belirleyebilirsiniz. Hangi projenin gerçekleştirilmesi gerektiğini bir uzmanlar heyetiyle belirleyebilirsiniz. Bu konuda çok unik, çok biricik, muhteşem fikirler bulabilirsiniz. Ama onu gerçekleştirecek güçlü bir siyasi irade ve kararlılık ve cesaret yoksa bunların hiçbirisinin kıymeti yoktur. Bu süreçte Sayın Başbakan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sürecin arkasına koyduğu güçlü irade, cesaret bu işin taşıyıcısıdır. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan'ın aldığı riski hiçbir lider almadı. Bir şey söyleyeyim. Gösterdiği cesareti hiçbir lider göstermedi. Ne dedi? Baldıran zehri içmek de olsa bunun bedeli, ben bu riski alıyorum ve yoluma devam edeceğim. Tayyip Erdoğan risk almayı bildiği için Tayyip Erdoğan sonuç alıyor. Ama birileri bu ülkede yıllarca risk almadılar. Birileri bu ülkede bir irade ortaya koymadılar. İdare etme yolunu tercih ettiler ve Türkiye'nin sorunları krize, kaosa dönüştü. Ve biz 80 yıllık sorunları
10 yıldan beri belli bir çözüm yoluna koyduk. 80 yılın sorunları takdir edersiniz ki 10 yılda çözülemez. Ama biz bunu çok büyük oranda çözdük. Yani sağlıkta çözdük, eğitimde çözdük, ulaşımda çözdük, demokratikleşmede çözdük. Anladım. Buradan bir yere varmak istiyorum. Sizin de söylemiş olduğunuz ifadelerden yola çıkarak. Ana Muhalefet Partisi belki böyle bir çözüm sürecinin sizin tarafınızdan yönetilmesinden haz etmedi ve kendi söylemiş olduğu bir takım hususların bugün yapılıyor olmasına rağmen süreçten çekildi. İkinci Muhalefet Partisi zaten baştan beri karşı tavır koyuyordu. BDP bu süreçte çeşitli hususlarda istişare ettiğiniz, belli noktalarda uzlaştığınız bir parti oldu. Ama neticede eğer çözüm olursa belki de onlar da ciddi miktarda oy kaybedecekler bölgede. Öte yandan terör örgütünden bahsediyoruz. Hep terörden rahat sağlayan bir örgüt bu diyoruz. Bunun içerisinde uyuşturucu var, insan kaçakçılığı var, işte petrol alışkanlık vesaire. 30 yılda oluşmuş alışkanlıklar var, ya. İlişki ağı var, şimdi network var. Bütün bunlara baktığımızda yani çözümün tarafı olabilecek, sizin partiniz yani iktidar partisi, AK Parti hariç bütün mekanizmaların aslında çözüm işine yaramıyor. Böyle biraz paradoks bir soru ama böyle bir süreçten nasıl sonuç çıkacak? Şimdi başbakanımızın her zaman söylediği bir şey var. Niyet hayır, akıbet hayır. Biz bu konuda öncelikle sorumluluklarımızı yerine getirmekle görüyoruz. Yani biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz tarihin önünde hesap verebilecek şekilde sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Risk alınacaksa risk alıyoruz. Karar verilecekse karar. Ortaya irade konulacaksa o iradeyi koyuyoruz. Biz üzerimize düşeni yapalım. Sonuç Allah'a ait. Evet. Peki efendim. Bu meclis anayasa yapabilecek mi yeni dönemde? Şimdi az önce aslında çok kısa oraya değindik. Anayasaların kalbi siyasal sistemlerdir, hükümet sistemleridir ve onun altında da tabii yani anayasa oluşturma sürecinin kamu idaresidir. Kamu idaresidir. Şimdi asıl işin merkezinden merkezde vatandaş yok mu? Birim insan değil midir? Anayasayı hazırlama süreci bağlamında mı söylüyorsunuz? Hayır, hayır. Yani bir anayasanın kalbi, bir anayasanın merkezi, omurgası o anayasanın hangi siyasal sistem, hangi hükümet sistemini yani tanımladığıdır ve kabul yönetim ettiğidir. Yönetim şeklini yani. Şimdi Anayasa Uzlaşma Komisyonu yürütme bahsine geldiğinde diğer siyasi partiler de hükümet sistemi teklif ettiler. Biz de bir hükümet sistemi teklif ettik. Ve biz neyi teklif ettik? Başkanlık sistemini teklif ettik. Ve kıyamet kopardılar. Siz başkanlık sistemini nasıl teklif ediyorsunuz diye. Dedik ki yani hükümet sistemi önerme hakkımız varsa başkanlık sistemini öneriyoruz. Bu anayasanın teklif edilemez maddelerinden bir tanesi değil. Değiştirilmesi. Şimdi biz başkanlık sistemini niye önerdik? Bakın bu çok önemli. Bugün parlamenter sistemin en temel sorunu nedir? Hani az önce sözünü ettiğimiz halk temsilcileri eliyle egemenlik hakkını kullanmak için temsilcilerini seçiyor. 550 kişiyi parlamentoya gönderiyor. Dolayısıyla yasama organı oluşuyor. Sonra bu yasama organının içerisinden yürütme çıkıyor. Yürütme çıkıyor. Şimdi iktidar partisi güçlüyse isterse yasama organını bloke edebilir. İsterse çalıştırabilir. Eğer koalisyon hükümeti ise gene bloke olur. Dolayısıyla parlamenter sistem Türkiye'de bu geçtiğimiz süreç içerisinde 42 yılda ortalama hükümetlerin ömrü 1,5 yıl. Yani 1961-2002 yaklaşık 41 yıl. 41 yılda ortalama süre 1,5 yıl. Hı. Hükümet etme süreci 1,5 yıl. Şimdi diyoruz ki geçmişe dönüp baktığımızda bir sorun var. Oysa siyasi istikrarın sağlanması, güçlü bir siyasi iradenin ortaya çıkması için ve kuvvetler ayrılığı prensibinin de gerçek anlamda uygulanması için gelin biz başkanı ayrı seçelim, parlamentoyu ayrı seçelim ve parlamento başkanı denetlesin. Dolayısıyla buradan bir
diktatörlük çıkmaz. Tam tersine güçlü siyasi partilerin olduğu parlamenter sistemde böyle bir risk belki olabilir. Ama başkanlık sistemi tamamen check balance. Yani efendim başkanlık sistemine kilitlenecek mi? Hayır. Yeni anayasa söyleyeceğim. Şimdi oraya geleceğim. Buyurun. Şimdi biz bunu önerdikten sonra dediler ki siz anayasa çalışma sürecini tıkadınız. Neden? Başkanlık sistemini önerdiğiniz için. E tamam da 174 maddenin zaten görüşlerin üzerinde mutabakat sağlanan maddesi kaç tane ki? Eğer siz diyorsanız ki başkanlık sistemini çekmezseniz biz bunu bir tıkanma kabul ederiz diyorsanız, başbakanımız dedi ki ya tamam. Onun dışındakiler görüşün. Biz olmazsa olmazımız değil başkanlık sistemi. Buyurun, eğer siz bir mutabakat sağlayacaksanız biz başkanlık sisteminden de vazgeçeriz dedi Sayın Başbakan. Ama buna rağmen bakın işte geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde de maalesef yani Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndaki üyeler de kendi içerisinde anlaşamıyorlar. Bir de öyle bir sorunumuz var. Diğer taraftan işte diyorsunuz ki ya şu şapka kanununu en azından kaldıralım. Hani bunun artık bir anlamı kalmadı. Şu bey, paşa, hanım ifadelerini kaldıralım. Bakın bunların da bir anlamı kalmadı. Hayır diyor, onlara da dokundurtmayız. Neden onlara dokundurtmuyorsunuz? Onların hatırası var. Peki bu anayasa nasıl yapılacak? Şimdi ilginç olan şu 1921 anayasası var biliyorsunuz. 1924 anayasası var. Bu iki anayasa Atatürk'ün imzası olan anayasalar. Hı. Doğru mu? Peki 1961 anayasası Atatürk'ün anayasasını ne yaptı? Yerle yeksan etti, öyle değil mi? Hı. Peki 1982 anayasası 1961 anayasasını güncelledi. Peki sizin bugün dokundurtmayız dediğiniz bu anayasanın Atatürk'le, Cumhuriyet'le, Cumhuriyet'in kuruluş değerleriyle ve referanslarıyla bir ilgisi var mı? İşte Şapka Kanunu devrim yasaları bağlamında değerlendirilerek herhalde böyle bir... Bu devrimciler, darbecilerin yaptığı bir anayasa mı bunlar? Evet. Peki bunları değiştirelim. Hayır. Hayır. Anlaşıldı efendim mesela. Ama biz millete verdiğimiz sözü yerine getirmeye çalışacaksınız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Siz AK Parti grubunu yönetiyorsunuz. Aynı zamanda meclis grup başkan vekillerinden bir tanesisiniz. Önemli bir isimsiniz. Mecliste çok fazla küfürleşme, hakaretleşme yaşanıyordu. Geçtiğimiz günlerde de herhalde uzlaşma komisyonunda bir madde üzerinde anlaşıldı bu. Küfürbaz vekillerin dokunulmazlığını kaldırılmadan yargılanabilmesi üzere. İştüzük uzlaşma komisyonuyla ilgili diyorsunuz. Şimdi İştüzük uzlaşma komisyonunu şimdi... Biz İştüzük Genel Kurul'a geldiğinde biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi kürsü işgaliyle yeni bir eylem biçimi geliştirdi. Kürsü işgaliyle Genel Kurul'u bloke etti. Şimdi İştüzük'ün ruhu şudur. Genel Kurulu çalıştırmak üzerine kuruludur İştüzük. Çalıştırmamak üzerine değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ise işte başkanlık divanını işgal etmek, kürsüyü işgal etmek, daha çok çalıştırmamaya odaklı bir anlayış sergiliyor. Şimdi biz İştüzük'ü getirdiğimizde kürsüyü işgal ettiler ve öylece kala kaldı biliyorsunuz İştüzük değişikliği. Bize dediler ki biz 19. maddeyle ilgili sıkıntımız var, tamam. Bir de İştüzük Uzlaşma Komisyonu kuralım, tekrardan konuşalım. İştüzük Uzlaşma Komisyonu kuruldu. İştüzük Uzlaşma Komisyonu'nda önce sözünü ettiğiniz maddeye Cumhuriyet Halk Partisi evet dedi. Yani bu küfürlü konuşan, hakaret ifadeleri kullanan milletvekillerine para cezası ve diğer benzer cezalarla ilgili bir mutabakat sağlandı. Sonra o mutabakattan Cumhuriyet Halk Partisi vazgeçti. Ve Cemil Çiçek de İştüzük Uzlaşma Komisyonu maalesef sonuçlanamamıştır diye. Öyle mi? Kapandı mı iş? Kapandı. Bu demek ki bizdeki not güncellenmemiş bir notmuş. Evet. Küfürbaz vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması meselesi. Efendim yerel seçimlere doğru süratle gidiyoruz. Partinizin de çok ciddi bir hazırlık yaptığı da biliniyor. Sayın Başbakan herhalde bu konuda da önemli açıklamalarda bulunacak önümüzdeki günlerde. Nasıl bir sistem işliyor? Mesela adayların yavaş yavaş isimleri belli olmaya başladı mı? Siz Sayın Başbakan'a yakın isimlerden bir tanesiniz. Evet, hayır. Yani sonuçta
En son Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantımızda Merkez Karar Yürütme Kurulu yetkilerini MYK'ya devretti rutin olarak. Ve Seçim İşleri Başkanlığı bu süreçle ilgili takvimin belirlenmesi çalışmalar yani şu anda başlangıç aşaması. Bir stratejiniz var mı? Mesela şu illeri mutlaka alacağız. İzmir mesela, Diyarbakır mesela vesaire. Böyle ya hedefleriniz var mı? Şimdi her siyasi parti doğal olarak yerel seçimlerde daha çok il kazanmak ister ama biz AK Parti olarak hizmet götürmeye talibiz. Yani bugün işte AK Parti belediyeciliği ile tanışmayan illere baktığınızda aradaki farkı çok net görürsünüz. İstanbul'a gittiğinizde İstanbul'un AK Parti belediyeciliğinin olduğu ilçelerle AK Parti belediyeciliğinin olmadığı ilçeler arasındaki farkı çok açık bir şekilde görürsünüz. AK Parti belediyeciliği aslında Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte o anlayış ki bunun temelinde de şu vardır. İnsanımızı evinde, sokağında, mahallesinde, ilçesinde, ilinde mutlu etmektir. Dolayısıyla hizmet belediyeciliğidir bu anlamda ve biz kendi insanımıza hizmet etmeye talibiz. Onun yaşam kalitesini, o şehirde yaşadığı şehrin dokusuyla, tarihiyle, kültürüyle, komşuluğuyla, değerleriyle bunu yaşatmaya ve bir kültüre, bir tarihe, bir kimliğe, bir karaktere sahip şehirler oluşturmaya çabası sarf ediyoruz. Sizin bu hizmet, belediye hizmet anlayışından Tayyip Erdoğan tırnak içinde belediyeciliği ifadenizle beraber onlar da istifade etmeli deyip yükleneceğiniz şehirler var mı? Biz tabii ki şu anda elimizde olmayan ve kazanmak istediğimiz bütün illerle ilgili gerekli çalışmaları yapacağız. Yani ben şunu doğru bulmuyorum. Yani biz şurayı alacağız, şurayı da alacağız. Yani bu defa karşı tarafta şöyle bir psikoloji oluşturuyor. Burayı vermezsek? Yani işte biz İzmir'i alacağız. Bu defa İzmir'deki de diyor ki biz burayı vermeyeceğiz. Bu defa iş rasyonel zeminden çıkıyor. Duygusal, irrasyonel bir zemine giriyor. Ve siyaset rasyonel zeminden çıkıp da ideolojik bir zemine taşındığı zaman siyasetin tadı kalmıyor. Mesela çok ilginç bir detay söyleyeyim size. Bizim yaptığımız kamuoyu araştırmalarında asla AK Parti'ye oy vermem diyen bir %36'lık kesim var. Bunlara diyoruz ki siz ne olursa AK Parti'ye oy verirsiniz. Diyorlar ki biz AK Parti'ye ne olursa olsun oy vermeyiz. Peki neden vermezsiniz? Tamamen ideolojik sebepler. İşte bu hani Cemil Meriç'in ideolojiler toplumlara giydirilmiş deli gömlekleridir diyor ya. O rasyonel zeminden çıktığınız zaman, o duygusal irrasyonel zemine girdiğiniz zaman ve dil karşılıklı olarak bir sertleştiği zaman siyasetin de tadı kalmıyor. O yüzden biz son derece siyasetin o rasyonel zemininde kendi dilimizi, kendi söylemimizi kurgulamak ve oradan söylemimizi taşımanın daha doğru olacağını. Demek ki %64 yani. Üzerinden gidiyorsunuz. Böyle renkli adaylar çıkarmayı düşünüyor musunuz? Böyle birazcık daha kamuoyunda. Valla bunları daha çok tabii şimdi konuşmanın, bir de ben grup başkan vekili olduğum için bunu daha çok yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısına, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımıza ve inşallah başbakanı burada ağırlarsanız, sayın başbakanımıza bu soruları sorarsanız peki efendim, daha uygun olur. Artık bu soruları sorma bölümüne geldiğiniz size göre vedalaşma vakti geldi. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olasınız, ağzınıza sağlık. Evet, izleyicilerimize hayırlı geceler diliyorum. Sevgili seyirciler, Mahir Ünal AK Parti'nin önde gelen isimlerinden birisi, grup başkan vekili. Bu akşam bize bu kritik günün gecesinde önemli açıklamalarda bulundu. Sizler de takip ettiniz. Hepinize iyi geceler dilerim efendim.